açtım, ölüyorum ama. Çok acım. Bay bay. Selam. Bugün sizlerle beraber randomize bir yer sohbet edelim istedim. Hayatımda neler oluyor, son zamanlarda neler yaşadım, bugünün önemi ne vesaire, bla bla bla. O zaman hadi başlayalım. İlk öncelikle bir soru sorulmuştu bana. Onunla başlayacağım. Bu birazcık ders içeriyor ama merak etmeyin, hemen cevabını vereceğim arkadaşımızın güzelce anlayabileceği şekilde. Yani üstü körü geçmeden okuyalım. Rahat yaşamadığında arkadaşımız sormuş ki, abi merhaba, ben 11. sınıfım. Kendimi bildim bileli polislik istiyorum. Kendimi asla başka bir meslekte hayal edemiyorum. O üniformayı giymek için can atıyorum. Lise biter bitmez hedefim PMYO. Polis meslek yüksek okulu sanırsam. Bunun için de sadece TET lazım. Ham puan türünden 250-260 civarı. Tabi ben ne kadar yüksek alsam o kadar iyi. Ne olur bana nasıl çalışmam gerektiğini, nasıl başlamamı bir anlat, bir şeyler söyle, tavsiyelerin. Neler seviyorsun? Allah'a emanet ol demiş. İlk öncelikle sen de karışma, Allah'a emanet ol. Şimdi anladığım kadarıyla o da bu meslek için idealist, benim gibi. Yani çocukluktan itibaren bu mesleği kazanmak amacıyla büyümüş ve yetişmiş. O yüzden bu güzel bir şey. Şu an sana ne dersem yapmak için direkt kollarını sıvayacağını biliyorum. O yüzden sana söyleyeceğim en önemli şey, derslerine çalışırken onları bir sorumlulukmuş gibi görmeyip, yani işte polisliği kazanmak için bunu yapmam gerekiyor, bu zor, bunu sonra yapmam gerekiyor gibi değil. Şöyle düşünürsen senin için daha iyi olur. Sen bu dersi öğrenirsen, daha sonrasında bu dersi öğrendiğin ve sınavda çıktığı soruyu yaptığın için, sınavda çıkan soruyu yaptığın için o bölümü kazanıyor olacaksın. Bu yüzden ilk öncelikle birinci adımda derslere yaklaşımın, sanki onlar senin sorumluluğunmuş, görevinmiş gibi değil. Sen istediğin için, yolun sonundaki hedefe ulaşmak için, sen istediğin için çalışman gerekiyor. Yani bir dersin başına oturduğunda şunu düşünmeni istemiyorum: ben polislik kazanmak istiyorum, bunu yapmak zorundayım. Aslında aklının bir ucunda bu olmalı ama baskın bir şekilde değil. O kısımda, o masanın başına oturduğunda artık 30 dakika mı, 40 dakika mı, 45 dakika mı, tamamıyla kendine şunu söylemen gerek: ben bu masanın başına bu dersi öğrenmek için oturdum. Ve bu dersi öğrenip bir sonraki, artık hangi ders çalışacaksam, hangi konuyu çalışacaksam, bağdaştırmam gerekiyor. Yani şöyle oluyor bu durum: masanın başına oturuyorsun, o dersi öğreniyorsun. Ertesi gün tekrar masanın başına oturuyorsun, o dersi öğreniyorsun. Ve bu öğrendiğin iki ders arasında bağlantı kurmaya çalışıyorsun. Eğer sen bunu yaparsan, senin için her şey zannettiğinden çok daha kolay olur. Ve öğrenebilmek için, ben mesela göstereyim sana, İngilizce kelimeler öğrenmeye çalışıyorum. Bilmediğim kelimeler. Mesela şöyle göstereyim. Görünüyor mu? Görünmüyor. Ama fark ettiğin üzere orada resimler var, karikatürler var vesaire vesaire. Yani renkli, görsel, bazen işitsel kaynaklar kullanırsan şey çekip doğrusunu göstereceğim size. Kaynaklar kullanırsan onlar da senin öğrenmene katkıda bulunabilir. Bu yüzden ilk öncelikle dediğim gibi tamam.
yaparsan o kadar öne geçmiş olursun. Ayrıca matematik 11. sınıf, 11. sınıfsa ve hangi bölümde olduğunu bilmiyorum. Ama her türlü şekilde hangi bölümde olursan ol, matematik yapmak zorundasın. Bu yüzden eğer matematikte belli şeyleri biliyorsan bu senin çok çok daha iyi. Onları geliştirmek için vaktini harca. Günde bir ya da iki saatini matematikte bir konuyu öğrenmek için çok yavaş bir şekilde, yani yavaştan kastettiğim anlayarak git. Yani ben mesela şu slide'ı öğrenmek istiyorsam bunu acele bir şekilde ya da sırf çalışmış olmak için, kendimi kandırmak için, içimi rahatlatmak için değil, öğrenmek için 2 saatimi en az gözden çıkarıyorum. 2 saatte bu dersi tamamıyla öğrenmiş olurum. En azından tamamıyla değil olmasa bile yüzeysel bir şekilde öğreniyorum. İkinci tekrarımı attığımdaki tekrar konusu senin için önemli olan üçüncü konu. Bu o konuyu %40 halletmişsen 80'e çıkartıyor. 80'ken tekrar ettiğinde %100'e çıkartıyor. Ve %100 kısmında artık o senin geçici belleğine değil kalıcı belleğine ait bir bilgi oluyor. Bu da onu asla unutmayacağını ve istediğin zaman geri çağırabileceğini gösteriyor. O yüzden üçüncüsü tekrar. Tekrar söylüyorum. Birincisi o dersi öğrenmek için bir ya da iki saatini harcayacaksın. Öğrenmek için çalışacaksın. İkincisi matematik asla unutma. Ayrıca dördüncüsü de ondan bahsedeceğim. Üçüncü şeyimiz sürekli tekrar etmek. Sürekli tekrar etmek. Bunu oturup konu çalışmayla yapabilirsin. Ya da konunun ardından bir saatlik, yarım saatlik aradan sonra çözeceğin testle yapabilirsin. Daha sonraki dönemlerde test çözersin ve o testi çözdükten sonra kontrollerinde yanlış yaptığın soruları, hangi kısımda yanlış yaptığını görmüş olacağın için, hangi kısımda yanlış yaptığını bilmiş olacağın için o konuyu açıp o kısma tekrar çalışman sana yardımcı olur. Boşuna tüm konuyu çalışmakla vakit kaybetmemiş olursun. Ve yapamadığın konu belirlendiği için, kısım belirlendiği için onu çalışarak onu telafi etmiş olursun. Bu konuda böyle. Dördüncü olarak Türkçe. Bir insanın Türkçesi ne kadar iyiyse feni, matematiği, artık yabancı dili, ki yabancı dil kısmı da soranlar çok oluyor. Onlar için de önemli. İlk öncelikle kendi ana dilini çok iyi bilmen gerekiyor. Bunun Türkçenin matematikle fende ne alakası var? Şu, sen ne kadar iyi Türkçe bilirsen o kadar iyi soruları anlayıp kısa sürede anlayıp çözüme kavuşturabilirsin. Çünkü normalde olabilir, olamaz, olmalı, olur. Bu gibi eklerin fiillere gelmesiyle çok farklı anlamlar kazanılıyor. Bunları idrak edebilmek, ayırt edebilmek gerek. Ve bunları ne kadar hızlı yaparsan sınavda senin için o kadar avantaj olacaktır. Diğer bir konu yabancı dil konusu. Nasıl yardımcı olacak arkadaşlar? Sen Türkçe biliyorsun, ana dilin Türkçe. İngilizce çalışırken karşılığını doğru yapıyor olabilmen gerek. Sen ne kadar iyi Türkçe bilirsen karşılığını çok daha hızlı ve çabuk bir şekilde ve doğru bir şekilde İngilizce'de bulmuş kelimeleri ona göre düzeltmiş olursun. Bu yararlı, bu yarar sağlayacağı şey bu. Ve artık ne mesleği yapıyorsanız yapın, yabancı dili bilmek zorunda olduğunuz için bu sizin için bir sorumluluk haline geldi. Bu bir sorumluluk. Öğrenmek zorundasınız. Ama tabii ki bunu ilk başta söylediğim gibi öğrenmek için yapmalısınız. Bakış açınızı değiştirip tamamen aklınızdan ben bunu öğrenmek
Bilimsel açıklamalara göre, araştırmalara göre insanın en duygusal anlarında yaşadığı olaylar onun direkt olarak kalıcı belleğine gider ve onu hiçbir şekilde unutmaz. O yüzden ben de genellikle yaptığım her türlü bilimsel araştırma öğrenme durumuna duygusal şeyler katıyorum. Bazen saçmalık, bazen mutluluk, bazen üzün. Üzünç. Üzünç diye bir kelime var mı? Onu da bilmiyorum. Bu gibi şeyler katarak kalıcılığı arttırmaya çalışıyorum. Sen de böyle yapabilirsin. Sanırım son olarak da, beşinci olarak da yanılıyorsam ya da altı yanılıyor olabilirim. kitap okumak senin için yapman gereken boş vakitlerinde en önemli şey. Sanırım bu kadar. Evet. Kendini buna atacağını biliyorum. Çünkü yazdığın şeyle çocukluktan beri bunu istediğini söylemişsin. Bu da senin idealist olduğunu gösterir. O yüzden dayan, dişini sık ve çalış. Çalış ve istediğini elde et. Eğer sınava girdikten sonra istediğini elde edersen ya da bir şekilde ol. Bir sürü şey yaptım. Çok fazla işim var.
acılı çubuk var. Ondan yiyorum şu an. Birazdan yemek var, onu yiyeceğim. Pilav ve patates yemeği var. Şu an bile ağzım sular akıyor siz. Anlatamıyorum ya, şu an ağzımda. Hani böyle ağzım sulanır ya, öyleyim şu an. Onu yiyeceğim. Babamın bugün 3. ayın 3'ü. Bugün doğum günü. Güzel bir kutlama yapacağız. Çok güzel bir şey olmasını istiyorum akşama. Babamı severim. Kendisini buradan öpüyorum. İzlemez diyorlarım ha. Çünkü YouTube kullanmayı bilmiyor. Onun dışında neler yaptım? Hemen bakalım. Onun dışında slaytlarımı çıkarttım işte. Geldim eve. Bu ikinci videom. Bugün iki video çektim. İkinci videom bu benim. Bir de abim şu an adli polislik için eğitim aldığından dolayı Yozgat'ta. Yeğenime fotoğrafları vardı. Onları çıkartmamı istemişti. Onları çıkarttım bugün. Onları ona göndereceğiz. Onun dışında bakın ne aldım kendime. Göz kontrolü. Düşünüyorum kanalda. Onu yayınlayacağım. Ya da bunu bu sohbet videosunu yayınlarım. Ama büyük ihtimal sohbet videosu yayınlarım. Çünkü sohbet videoları ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Bu arada şey yaptım. Onu da unutmadan söyleyeyim. ASMR Stuff sadece YouTube kanalıma özel bir Instagram kanalı açtım. Instagram sayfası açtım. Oradan artık çok daha iyi bir şekilde iletişim kurabileceğiz. Ve ısmarlamam için illa kanalımda katıl butonundan üye olmanıza gerek yok. Aklımda birkaç bir şeyden bir tanesi bu. Ne zaman beni görürseniz yolda çevirin, oturup sohbet edelim. Çay kahvemizi içelim. Ben ısmarlarım. Çay kahvenin benim için lafı olmaz. Sizleri gerçekten çok seviyorum.
Hadi işte. O zaman şey yapacağız. Ondan da bir tane daha çekmek istiyorum ama uyku telkini biraz daha farklı çekmek istiyorum. Onu hallederim. Onun dışında puzzle ve Lego ASMR'lar çekmek istiyorum. Hoşunuza gider mi bilmiyorum. Onları da lütfen aşağı yorum olarak bırakın. Puzzle, Lego. Onları da yazarsanız sevinirim çünkü ben çok güzel şeyler
kimseyi açlıkla sınamasın. Son olarak söylemek istediğim şey, arkadaşlar artık 1680 takipçiyiz şu an. 2000 olalım istiyorum. Lütfen bu konuda da bana yardım ederseniz çok ama çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Beni sevdiğiniz, beni desteklediğiniz, beni arkamda durduğunuz için buna ne kadar ama ne kadar minnettar olduğumu bilemezsiniz. Sizler benim sadece takipçim değil, arkadaşlarımsınız. Sizlerin düşünceleri, görüşleri benim için çok çok önemli. Bu yüzden alta yorum bırakabilirsiniz. Evet. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok ama çok ama çok dikkat edin. Sevdiklerinize dikkat edin. Konuşamadım. Bir şey oldu. Dikkat edin. Allah'a ısmarladık. Biraz daha acıktım ya. Hayvanlaştım öyle.